İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir İşin Ehli programıyla daha karşınızdayız. Bu haftaki konuklarımız hemşireler, sağlık personelleriyle birlikte olacağız. Stüdyo konuklarımızı tanıtmak üzere sözü Nail Azbay'a bırakıyorum. Karahisar TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da işinin ehli kişileri stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bu hafta insan sağlığı açısından çok önemli bir mesleği konuşacağız. Hemşireliği bugün stüdyomuzda konuşacağız. Stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Ben hemen sizlere onları tanıtmak istiyorum. Afyon Karahisar Devlet Hastanesi sağlık memurlarından Ahmet Diril. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Afyon Karahisar hemşirelerinden, Devlet Hastanesi hemşirelerinden Ayşe Aydınoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yine hemşirelerden Gülseren Canpolat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben hemen mesleğin ilk başına gitmek istiyorum. Ahmet Bey, sizden başlamak istiyorum. Neden hemşirelik? Hemşireliğe nereden başladınız? İlk olarak bunu konuşarak sohbetimize başlayalım. Şimdi neden hemşirelik? Hemşirelik çok sevilerek yapılacak bir meslek. İnsan sağlığı açısından önemli bir meslek. Mesleğe ilk 2007 yılında İzmir Yeşilyurt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve gerçekten bu meslekle ilgili yaşanabilecek bütün tecrübelere sahip olunacak bir serviste başladım. Genel cerrahi servisinde başladım. Ha, derseniz ki bu meslek neden seçildi? İlk 94 yılında okul hayatına başladığım dönemde, o dönemde bir garanti meslek. Hani liseyi bitirdiğinde işte direkt iş sahibi olabileceğin, kariyer yapabileceğin ve insanların gözünde saygı görebileceğin bir meslek olarak tercih ettim. Aradan geçen bunca yılda hiçbir gün pişman olmadım. Gerçekten yapılabilecek güzel bir meslek. İnsanlar baktığında saygı duyuyorlar. Yani en azından yakındakine veya çevrendeki insanlara tavsiye edebileceğim bir meslek. Peki Ayşe Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben 1996 Ocak ayında başladım bu mesleğe. 18 yıldan beri aynı hastanede ve aynı serviste çalışıyorum. 91 yılında sağlık mesleğine giriş yaptık. O zaman neyin ne olduğunu tabii tam bilmiyoruz. 13-14 yaşlarındayız. Ablam hemşireydi benim. Ailede ben ortaokulu bitirdiğimde ablam maaş almaya başlamıştı. Ahmet Bey'in de söylediği gibi kısa yoldan meslek sahibi olma. Ama işte 18 yıl boyunca birçok tecrübeler yaşıyorsunuz. Yaptığımız meslekten hiçbir zaman pişmanlık hissetmedik. İnsanlık adına çok doyum sağlayan bir meslek. Yani yaptığın iyilikte sonunda Allah razı olsun dendiği zaman tüm doyuma ulaşıyorsunuz. Bütün yorgunluklarınızı unutuyorsunuz. Onun için de bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Peki Gülseren Hanım, bir de siz anlatın bize. Ben 1990 yılında Uşak Sağlık Meslek Lisesi'ni kazandığım yıl, aynı yıl Uşak Anadolu Öğretmen Lisesi'ne de girme şansım vardı. Orayı da kazanmıştım ama Sağlık Meslek Lisesi'ni seçtim. Çünkü bizler köy yerinde büyüdüm ben. Ailem köyde yaşıyordu. Ve benim annemin, babamın hayal ettiği meslek hemşirelikti. İşte insanlara faydan olsun. İşte okuyorsan aman hemşire ol ki herkese faydan olsun. Başka bir meslek hiç hayallerinde bile yoktu. Ben de o şekilde yönlendirildim ve zaten yapı olarak da müsait olduğum için hemşireliği tercih ettim. Sağlık Meslek Lisesi'nde okurken de sonra üniversiteyi de hemşireliği kazandım ve tekrar Afyon'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olduk. O yıldan beri, 19 yıldır Afyon Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Maddi ve manevi tam olarak doyuma ulaştıran bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani aldığımız para da hiçbir zaman küçümsenmeyecek düzeyde bir para. Yaptığımız iş çok ağır, belki nöbetli meslek olduğu için çok zorlandığımız zamanlar oluyor. Çok bayramlarda nöbet tutmak zorunda oluyoruz. Çocuklarımızla bir bayram kahvaltısı edemeden hastalara önce gitmek zorunda oluyoruz ama bunlar da bize manevi bir doyum sağlıyor. Yani bu durumdan da pişmanlık yaşamıyoruz. Peki Gurbet, sen bir şeyler sormak istiyor musun? Peki özellikle ben Ahmet Bey'e bir sorum olacak. Ahmet Bey, genelde hemşirelik mesleği bayanlara daha çok yakıştırılır ya da bayanlar daha çok hemşirelik mesleğini tercih eder. Siz de dediniz ki ben isteyerek, seçerek geldim bu mesleğe. Sağlık Meslek Lisesi'ni evet, bitirdim dediniz. İzmir'de de göreve başladınız. Bu süreci anlatır mısınız? Nasıl karar verdiniz? Çevrenizde erkek hemşire var mıydı? Şimdi şöyle, daha önce bizim okuduğumuz dönemlerde 94 yılında okullar sağlık memuru, toplum sağlığı teknisyeni adı altında, evet, mezunlar vermeye başlamıştı.
Ta ki hükümetin 2007 yılında bu meslek grupları aynı işi yapıyorlar, sadece farklı isimlerle adlandırılıyorlar diyene kadar. Hükümet öyle bir sağlıkta dönüşüm çerçevesi içerisinde dedi ki sağlık memurları, hemşireler ve ebeler. Bu üçü aynı kategoride, aynı işi yapıyor, aynı mesleği yapıyor, aynı yerde nöbet tutuyor. Onun için bir birleştirme yoluna gitti ve ilk defa 2007 yılının Temmuz ayında Türkiye'de erkek hemşire sistemi başladı. Evet. Ha, yani mesleğe ilk başladığında şöyle cazipler oluyordu. Mesela çok hoş bir anım vardır. Hastalar sizin hemşire olduğunuza hiçbir zaman inanmıyorlar. Evet. Hani bir erkek olarak. Çünkü toplumda öyle bir oturmuş, evet, bir kalıplaşmış düşünce var. Yani hemşire dediğin bayan olurmuş gibi bir düşünce var. Hemşire abla mesela hep böyle. Evet. Hatta mesela fotoğraflarda bile sus işareti falan hemşire yapanlar hep bayandır. Hemşire kız kardeş demektir bir de yani bir yerde. Evet. Hani kız kardeş olduğu için hep, evet, bayan mesleği. Hemşire diye yakıştırmalar, evet, oldu. Evet, bir bazen de onu soracağım. Özellikle merak ettiğim bir konu. Hemşirenin erkeğine hemşir denir diye bir böyle şey. Böyle bir kavram yok, yok aslında. Galiba. Ama dediğim gibi İzmir'de ilk başladığımda ben asistan arkadaşlarla beraber çalışıyorduk. Eğitim Araştırma Hastanesi olduğu için. Hastalar hiçbir zaman beni hemşire olarak görmüyorlardı. Doktorlar erkek olur, bayanlar hemşire olur. Hep, evet, bu mantıkla 2,5 yıl çalıştım ben orada. Şimdi sorumlumuz vardı Fatma Aydın diye. O çok güzel bir şey derdi. Şimdi biz oturduk hemşire odasına. Hasta hemşire hanım dediğinde Ahmet sen rahatsız olma. Hemşire hanım dedi. Abla ben hemşireyim dediğinde ama hemşire hanım söyledi. Hı. Hemşire istediğinde sen gideceksin derdi. Böyle bir şakalaşırdık biz bazen. Evet. Ve güzel bir hanımdı. Yani hiçbir zaman hemşire hanım dediklerinde bakmadım ben. O zaman daha az iş yapmışsınızdır. Tabii tabii, yani böyle bir ama güzel şey vardı. Zamanla alışıyor arkadaşlar. Insanlar. Ama biz bir erkek bir bayan olarak yoğun bakımda tuttuğumuz zamanlarda ilk başta böyle sürekli onları doktor olarak görürler. Bütün her şeylerini bize söylerler. Hani oluyor tartışma ya da işte böyle biraz serzenişte bulunduklarında bize yaparlar. Sağlık memuru arkadaşımız, işte diğer erkek arkadaşımız geldiğinde de ona daha saygılı. Hani doktora biraz daha böyle, evet, çekingen davranır ya halk. O şekilde davranırlar. Ama zamanla işte birkaç gün sonra alıştıklarında ona da hemşire hanım derler. Yani ağız alışkanlığı, o da hemşire hanım olarak devam eder yani. Doktor hanımlara da doktor bey diyorlar bazen, evet, poliklinikte. Bayan olsa da doktor bey, alışılmış onlara da doktor bey. Hastalar da heyecanlanıyor sanırım değil mi? Böyle, evet, doktorun ya da hemşirenin karşısında derdini anlatmaya çalışırken. Heyecanlanıyorlar tabii. Heyecanlanıyor. Korkarak geçmişten gelen böyle bir alışkanlık var aslında. Hani şu an hiç öyle bir şey yok ama çekinerek, korkarak yaklaşıyorlar. İşte, evet, beni azarlamasın, bana kızmasın. Aslında böyle bir şey yok. Yani şu durumda yok yani en azından. Son yıllar çok büyük bir... Geçmişten kaynaklanan, evet, bazı sıkıntılar olmuş elbette ki ama çok şu an öyle bir sıkıntı yok. Yani, evet, insanlar kendini doğru ifade ettiği müddetçe, evet, bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Yani çünkü biz empati kurarak karşımızdaki insana yaklaşıyoruz. Oraya, evet, gelen her insan ayışta geliyor. Evet. Biz normal masa başı memurluğu yapmıyoruz sonuçta. Hani bir bankaya gidiyorsunuz ya da bir tapuya gidiyorsunuz. Oradaki memura size bekle dediğinde siz bekleyebiliyorsunuz ama biz böyle bir iş yapmıyoruz. Hani karşımızdaki insan zaten ayışta geliyor. Evet. Mümkün olduğunca alttan almaya çalışıyoruz. Evet. Karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Tabii bu süreç biraz zor oluyor insanlarla anlaşmak. Şimdi sizin de işiniz sağlıkla ilgili olduğu için stresli bir iş. Size, evet, gelenler de sağlık problemleri oldukları için stresliler. Evet. İkisi gergin, birlikte tabii olunca tabii zor oluyor. Gerginlik ama olur. Toplumda da dediğiniz gibi geçmişe nazaran bir ön yargı olduğu için öncelikle bu yıkılmaya başlandı aslında o ön yargılar. Yani gerçekten yıkılmaya başlandı. Geçmişteki o ön yargının sebebi de aslında hep hemşire yetersizliği. Yani Türkiye'de diğer dünya ülkelerine bakınca gelişmemiş ülkelerde ya da gelişmeye yeni başlamış ülkelerde bile. Yani birkaç ülkeye bakıyorsunuz 1000 nüfusa 16 hemşire düşerken bir İsviçre'de bir Türkiye'de 1000 kişilik nüfusa 1.6 hemşire düşüyor. Yani hemşirenin cevap vermek zorunda olduğu kişi Türkiye'de 1,5 hemşire 1000 kişiye cevap vermek zorunda. Yani burada bazılarına hani bir ters söylendiğinde hemşire kızdı, hemşire ters dedi ama o anda daha acil bir işi olduğu için belki daha geçiştiriyor diğer soruyu. Ha, birisi serum bitti dediğinde sen orada kalp masajı yapıyorken serumun bitti diye seni çağırabiliyor. Önce, evet, herkes benimki önce olsun.
zihniyeti olduğu için sen beklemen gerekiyor dediğinde o zaman sana karşı cephe alınıyor. Yani sen kötü hemşire bekle olursun, dedi. Onun kötü gözünde hemşire geç geldi oluyor ama orada hayati yani bir önem taşıyan göre şey var. Aslında olayları sıralıyoruz ama bunu tabii karşı taraf anlatmamız çok zor. Önem sırasını kendilerinden evet. Başlattıkları yani herkes için kendisi benim çok önemli tabii. Yıllar önce bir işte kardiyoloji servisinde çalışıyorum. Bir hastanın başı ağrıyor, başım ağrıyor dedi. O an bizim elimizde de hani eczaneden kaynaklanan bazı şeyler var. Hasta üzerinden ilaç istiyoruz falan. Ağrı kesici yok. Tamam, ilgileneceğim ama başının ağrısı için ilaç vereceğim dedim. O sırada başka bir hastanın burnu kanıyor. Çünkü kan sulandırıcı ilaçlar alıyorlar. Ben onu müdahale ederken tek başımıza nöbetçiyiz ve 28 hastaya bakıyoruz. Diğer hasta gidip acildeki doktora şikayet ediyor beni. Diyor ki işte senin hani ilgilenilmiyor ama o evet. An ben orada mesela burnu kanayan bir hastayı müdahale etmek durumundayım. Evet. O an çok kısa bir zaman dilimi içerisinde. Daha sonra bana işte ismini ver, sicilini ver, seni şikayet edeceğim. Ama ertesi gün gelip özür diledi. Tamam hani haklısınız. Çünkü o an onun başı ağrıyor ve onu rahatsız eden nokta orası yani. Evet. Keşke sayımız çok daha fazla olsa. Hani Avrupa ülkelerindeki gibi kişi başına bir hemşire düşse falan. Evet. Daha şey kalkacak yani sorunlar ortadan kalkacak ama şimdi geçmişe nazaran çok daha tabii biz 18 yıl önce başladığımızda şu anı kıyasladığımız zaman çok çok daha ileriye gitmiş durumdayız yani. Kesinlikle. Peki ben izin verirseniz şu noktaya geri dönmek istiyorum. Erkek hemşireler konusunda toplumda bir farkındalık yaratmak için sizce neler yapılmalı? Dediğiniz mesela bayanlara hemşire hanım diye hitap ediliyor. Hemşire hanım diye hitap edildiğinde Ahmet Bey dedi ki ben hiç dönüp bakmıyorum bile. Yani mesleğe ilk başladığınızda hani evet. Bu bir şaka yolluğu. Hani alışma safhasındasınız. Evet. İnsanlar size hemşire hanım diye hitap ettiklerinde çünkü nasıl bir hitap etme şeklini bilmiyorlar. Evet. Hemşire ne diyecekleri hiç belli evet, belirsiz kesinlikle. Bir şey. İlk defa Türkiye'de böyle bir şey olmuş. Ve hani dediğim gibi sorumlumuz diyordu ki ya otur sen hani şaka evet. Olarak ama hoşuma gidiyordu yani açıkçası. Çünkü hemşire hanım dediklerinde diyordum ya hani bize seslenmiyorsunuz ama bir işte doktor arkadaşlar vardı. Onlara da gelip sen hemşiresin benim pansumanımı sen yapacaksın. Bayan şimdi aslında için. Benim görevim ama diyordum ki bak ben hemşireyim bu doktor. Hayır bu hemşire sen doktorsun. İşte ben de bu noktada farkındalık da aslında artık hastayla kim ilgileniyorsa şimdi hastanelerin artık yeni vizyonunda gelen hastaya direkt kendini tanıtıyorsun. Ben seninle ilgilenecek olan hemşire hanım ya da hemşire beyim. Yaka kartlarımız var, görevimiz yazılı, ismimiz yazılı. Senin herhangi bir sorunun olduğunda beni bulacaksın. İsmini söylüyorsun. Önce hastayla tanışmak zaten artık. Evet. Yani yeni vizyonda işimiz bu. Yani evet. Hasta geldiğinde hani kim benimle ilgilenecek acaba diye bakınmayacak. Orada hastayla biz direkt tanışacağız ve tanıtacağız kendimizi. Ben hemşireyim. Hani erkek de olsam. Sonuçta ben hemşireyim. Senin hemşiren benim. Hani bizde bir iş paylaşım bölüm vardır. Yani herkes hastasını bilir. O gün hangi hastalara o bakacaksa bellidir ve hasta geldiğinde tanıtır, servisi tanıtır, kendini tanıtır, ziyaret saatini açıklar, işte sigara içme yasağını açıklar. Bunlar kalitenin gerektirdiği kurallardır ve yani hastanenin belli bir kalite politikası var artık. Evet. Buna göre hastaya her şeyi baştan anlatılıyor zaten farkındalık yaratmak için. Ama tabii Ahmet Bey acilde çalışıyor. Ben de onu acilde diyecektim. Böyle acil bir servis de böyle bir imkanı olmayacak. Biz, Ahmet Bey bu yönden de şanssız. Evet. Sanırım evet. Ben bu aynı karışıklığa hep maruz kalacak. Şimdi şey dediğim gibi acil servis çok farklı bir olay. Evet. Yani hastaneden tamamen ayrı bir bölümsünüz. İnsanlar oraya geldiğinde biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi başı ağrıyan da acil, karnı ağrıyan da acil, trafik kazası geliyor, kalp krizi geçiriyor ya da bir çocuğu düşmüş, travma geçirmiş. Bunların hepsi acil ve insanların gözünde herkes canı neresi yanıyorsa onun için önceliği odur. Evet. Şimdi geldiğinde işte hasta diyor ki benim karnım ağrıyor. Tamam karnın ağrıyor ama sıranı beklemen gerekiyor. Burası acil değil mi? Burası acil ama kapının önündeki bütün hastalar acil. Hani aslında topluma biz bunu öğretemedik. Yani bir insanlar mesela çok sık yaşadığımız bu ara hani kış mevsiminden dolayı grip olup da sabahleyin ya da akşam acile müracaat eden bir hastaya tedavisi verildikten sonra reçetesi yazılıyor. Ve ertesi gün ya da günün ilerleyen saatlerinde geçmedi diye tekrar geliyor. Suistimal ediliyor büyük ihtimalle acil servisler. Yani evet. İnsan günün belirlenmiş saatlerinde polikliniğe gitmektense canı istediği vakit akşam yemeğinden sonra evet. Grip dahi olsa acil servise gelebiliyor. Ki acil servise
ağır travmalar da geliyor, trafik kazaları da geliyor, kalp krizleri de geliyor. Kesinlikle. Onların gelmesi gerekiyor. Evet. Acilin kesinlikle insanların bilinçli olması gerekiyor. Herkes geldiği için de çalışan olarak bizler artık belli bir saatten sonra tükenmişlik sendromu yaşıyoruz yani. Hani o da kalitemizi düşürüyor. Çünkü herkes geliyor. Neyin var diyoruz? 3-4 günden beri bir kırgınlık hissi var diyor. Hani bunu sabaha beklese aslında daha uzmanına, daha işte çabuk ulaşabileceği bir polikliniğe gidebilir. Evet. Ama acilde hani hem o şeyi karışıklığı, yoğunluğu görüyor. Hem de çalışan olarak bizleri zorluyor yani. Peki acil serviste daha önce biz haberini de yapmıştık da derbi maçlarda ya da ne bileyim böyle önemli dizilerin olduğu günlerde hasta sayısı düşüyor diyorlar. Evet, düşüyor. Doğru mu bu? Doğrudur bu. Hani isim verebilir miyim bilmiyorum da mesela bir Kurtlar Vadisi'nin olduğu gün gerçekten hani hasta sayımız ciddi anlamda düşüyor. Hani en azından dizi saatinde ya da bir Fenerbahçe Galatasaray maçı varsa hani bakıyorsun. O, öyle gecelerde trafik bile yoğunluğu azalıyormuş. Yani çok ciddi vaka dışında belli saatlerde gelmediği vakalar oluyor ve şaşırıyorsun yani. Ya da insanlar kendi arasında sohbet ederken hastalar hani gerçekten yaptığın işte o noktada biraz sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü işte ne şikayetin var? İşte hemşire hanımın söylediği gibi 3-4 gündür kırgınlık hissi vardı, geçiyorduk uğradık. Evet. Şimdi direkt böyle geçiyorduk yakınlarda uğradık. Yakınlarda misafirliğe gelmiştir. Ya hastanenin evet. yakınına geldik, bir işte acile gidelim, muayene olalım. Ya da garaja işte misafirler vardı, onları bıraktık. Geçerken de bir uğradık. Hani böyle bir imaj var. Nasıl olsa acilde bütün işlemler hiç sıra beklemeden yapılıyor. Evet. Ama şimdi insanlara biz bunu anlattığımızda ya da işte grip için geliyor. Doktor bey diyor ki işte şu iğneni yaptıralım. Ama yarın kulak burun boğazına gelmen gerekiyor. Doktoruna gelmen gerekiyor. Siz doktor değil misiniz? Hani böyle bir ifadeyle karşılaştıktan sonra zaten bir şey anlatamıyorsun karşılığına. Evet. Yani siz doktor değil misiniz dediği anda olay bitiyor orada. O zaman acil servis bir evin arka bahçesi gibi bir şey olmuş yani bazı insanlar tarafından. Evet. İşlerini daha çabuk gördürebilecekleri bir yer olarak. Hani nasıl olsa gittiğimizde doktor hemen bize bakacak, işte ilacımızı yazacak, müdahalesi de bulunacak gözüyle bakıyorlar yani. Yapmak zorundalar gözüyle bakıyor yani biraz da. Yani peki. Siz gazeteciler olarak hani acil serviste emin olun bizimle birlikte bir ay bir nöbet tutsanız hani her gün standart inanılmaz vakalarla karşılaşırsınız. Hani, onu konuşacağız Ahmet Bey. Hani anılarınıza geçeceğiz, gün içinde neler yaşıyorsunuz bunlara geçeceğiz. Ben şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten kutsal bir görev yapıyorsunuz, kutsal bir meslek yapıyorsunuz. Hiç hayatınız boyunca bu mesleği ben yapmasaydım keşke dediğiniz oldu mu? Siz başlayın Ahmet Bey. Şimdi bazı dönemlerde oluyor. Neden oluyor? Şimdi bir vaka geliyor. Vakaya elinden gelen bütün çabayı, hani tıbbi imkanları, doktor, hemşire bütün çabanı sarf ediyorsun. Onun karşılığını göremiyorsun. Ve işte hasta travmayla geliyor. Genelde çocuk hastalarda çok fazla oluyor bu. Bütün müdahaleleri yapıyorsun. Çocuğu kurtaramıyorsun. Tek suçluymuşsun gibi aile birebir seni suçlamaya başlıyor. Hani yeterince ilgilenmediniz, yeterince bakmadınız. Ama onun öncesini hiç araştırmıyor. Çocuk daha önce rahatsız mıydı? Ya da işte tek başına özellikle Afyon'da hani biliyorsunuz trafikte bu motosiklet olayları çok fazla. Hani onu verirken ya da tek başına aracı verirken hiç kimse düşünmüyor. O esnada kaza geçiriyor, acile geliyor, sen bütün imkanlarını seferber ediyorsun. Sonuçta bir can, hani bu bizim de yakınımız olabilir, biz de olabiliriz. Ve onun karşılığında aileden hakaretler duymaya başlıyorsun. O noktada bazen diyorsun yani yapılamayacak bir meslek diye düşünüyorsun ama sonra acılıdır. Ertesi gün ya da birkaç saat sonra unutuyorsun ama şöyle bakıldığında yapılabilecek bir meslek. Bazı dönemlerde tükenmişlik sendromunu yaşıyorsun yani her meslekte olduğu gibi ama bizim meslekte biraz daha fazla. Ayşe Hanım, evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Benim de aynı şey yani Ahmet Bey'in söylediği, bizi yıpratan tek şey o zaten. İnsanların emek verdiğin bir işin arkasından takdir görmeme. O insanı yıpratıyor. Benim de yıllar önce işte bir hasta çok kötü durumda geldi. Sabaha kadar hani nöbet boyunca sabaha kadar yanındaki refakatçisi uyudu. Birebir ona hizmet verdik. Görevimiz asla bu şey değil. Ama giderken sana en ufak bir
önceden refakat gömleği giyme olayları vardı. Gömleğini giy dediğim için bana küfretti. Bu diyorsun ki bu dönem işte ben keşke bunu yapmasaydım. Yani hani ama ertesi gün geliyorsun farklı bir olayla karşılaşıyorsun ve devam ediyor hayatın. Hani o an onu yaşıyorsun keşke yapmasaydım diyorsun ama daha sonra atıyorum bir hastanın hayatını kendi başına kurtardığın zaman doktor yanında olmuyor. Hani biz yoğun bakımda çalışıyoruz. Kurtarabilme şansımız oluyor. O dönem hasta geri döndüğünde diyorsun ki ya çok güzel bir mesleğim var yani. Hani sonuçta o insan benim babam da olabilir, annem de olabilir, ya çocuğum da olabilir. Birisi kurtardığı zaman hani ben ona ne kadar minnettar olurum onu düşünüyorsun. Yani iyi ki bu mesleği yapıyorum diyorsun. Ama işte dediğimiz gibi hastaların bize karşı, daha çok hasta yakınları, hasta zaten hani hasta psikolojisi farklı ama hasta yakınlarının size karşı yaptığı, söylediği sözler insanı caydırıcı oluyor bazen. Peki Gülsel Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? O konuda ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Aynı şekilde çok zorda kalındığı bir anda eğer keşke bu işi yapmasaydım diyorsunuz ama ertesi gün o hasta hastaneye başka şey için geldiğinde o hasta yakınları sizden özür diliyor. Orada diyorsun yani haklı ama dün çok acılıydı. Hani orada da bir yerde de hak veriyorsun. Ha, o gün sen de yorgunsun. Sen de aslında bir can kaybettin. Sadece o hasta yakını değil. Hani ben de o anda bir can kaybettim. Ve burada hani biz de aynı duygusallığı yaşıyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz ama tabii ailesi, annesi, babası onların yaşadığıyla eş tutulamaz. Mümkün değil ama o gün sen hassassın, o hassas. Öyle bir laf duyduğunda üzülüyorsun ama ertesi gün onlar da özür diliyor. Sen de hepsini unutuyorsun. Ya evet haklılar, dün onların da çok acılı bir günüydü. Yani burada gelip geçici ufak tefek oluyor pişmanlıklar ama çok kısa sürüyor. Peki sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Bir kısa ara verelim isterseniz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hemşireliği konuşuyoruz. Hemşireliğin zorluklarını konuşacağız şimdi. Bildiğiniz gibi hemşirelik gerçekten zor bir meslek. Yeri geliyor 24 saat nöbet tutuyorsunuz. Yeri geliyor insanlar size sert davranabiliyor. Dediğiniz gibi az önce küfür ediyorlar. Hemşireliğin zorluklarını bize anlatır mısınız? Nasıl bir meslek hemşirelik? Ahmet Bey, isterseniz sizden başlayalım yine. Şimdi hemşirelik başlı başına bir fedakarlık isteyen bir meslek. Özellikle çalışan, hani ben kendi adıma eşim ev hanım ama çalışan bir bayanla evliyseniz iş hayatınızda ev hayatı tamamen yani sıkıntılı bir durum. Çünkü ister istemez hemşirelik yaptığınız için ayda en az 10-12 nöbet tutuyorsunuz. Eşiniz de eğer nöbetli bir sistemde çalışıyorsa 10-12 gün o nöbet tutuyor. Ve geriye sadece sizin ailenizle çocuklarınızla vakit geçirebileceğiniz bir 8-10 günlük kısım kalıyor. Ve çocuğunuz ilk doğduğu günden itibaren yetişkin çağına gelene kadar sürekli ya anne ya babasından, hani arkadaşlar buna hemfikir olacaktır, evet, bir eksikliğini sürekli hissediyor. Aslında hemşirelik mesleğinin en büyük dezavantajı bu. Evet. Aile yaşantınızı ya da işte arkadaş toplantılarına, ne bileyim işte misafirlik olur, sosyal aktivitelerinizi tek başınıza karar verebileceğiniz bir meslek değil. Bir nöbet süresi 24 saat mi oluyor? Nasıl oluyor? 24 saatte şimdi Sağlık Bakanlığı bu sistemi yasakladığı için 16 saat. Hafta içi 16 saat, hafta sonu 24 saat, resmi tatillerde 24 saat. Hani bizim sistemde sağlık, polis ve askerde izin diye bir şey yok. Resmi tatil diye bir şey yok. Yani 7-24 usulü çalıştığımız için hani bayram tatili, hafta sonu, hafta içi diye bir kavram yok. Ona gazeteciliği de ekleyelim ya. Gazeteciler de çünkü yoğun mesai yani, geçiriyor. İşte hani bizde o yok. Ben bir pazar günü işte çocuklarımla kahvaltı yapacağım diye daha önceden bir plan yapamıyorum. Nöbet listesi çıkması gerekiyor. Ya da bir misafir alacağınız zaman, misafirliğe gideceğiniz zaman ve bunu ailene, çocuklarına anlatamıyorsun hiçbir zaman. Yani evet, çocuğun akşam saat 5 olduğunda gitmesen olmaz mı diyor mesela. Evet. Saat 5'te eve gelmeni istiyor. Evet. Hani nöbete çocuk kavrayamıyor ya da işte gece çalışman gerektiğini kavrayamıyor. Sadece diyor ki başkalarının anne babası gibi okuldan sen beni almaz mısın? Senin almanı istiyorum. Ya da okula sen bırak. Evet. İşte akşam şuraya gidelim. Ya ben bugün nöbetçiyim dediğinde çocuk ister istemez bir burukluk yaşıyor. Evet. Yani o tür dezavantajları çok sosyal fazla. Sosyal yaşantıyı kısıtlıyor bir de, biraz. İnsanlarla birebir karşısın. Sürekli birebir muhatap olmak zorundasın. Esas sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Yani sürekli bir hani benim çalıştığım acil servis için diyorum. Sürekli hastalarla karşı karşıyasın. Hasta yakınlarıyla karşı karşıyasın. Hasta ve bir tane hasta geliyorsa 150 tane yakını geliyor.
Yani böyle bir şey yok yani. Bayramdaydı sanırım, 50 hasta vardı, 150 tane yakını vardı ya, böyle bir şey yok yani. Bayramlaşmaya gelen herkes hastaneye evet. de gelmiş. Aynen öyle, arkadaş bununla ilgili komik bir şey söylemişti beyefendinin birine. Hani tanıyormuştu ama şaka yolla, yaşlıları buraya getireceğinize evde dursalar da insanlar bayramlaşsa, bugün bayram evet. diye bir şey söylemişti. Haklısın diyebildi adam yani. Ama yani, bizim bayramımız yok maalesef yani. Hemşirelik zor tabii ki. Yani kolay olan hiçbir meslek yok. Zor. Ama o her zorluğun arkasından yani bir şeyleri yaşadıktan sonra başını yastığa rahatça koymak. Bugün ben birileri için bir şey yaptım. Evet yani gerçekten bugün iyi bir şey yaptım diye nöbetten çıkıp 24'te tutsanız, 16'da tutsanız, eve gittiğinizde nöbetten çıkıp da başınızı yastığa koyduğunuzda eğer gerçekten dinleniyorsanız orada zorluklar da tükeniyor, hepsi tükeniyor. Yani insanların evet acıta insanlar da var, sağlık çalışanları şiddete de maruz kalıyor. Özellikle Ahmet arkadaşımızın çalıştığı birim acil, o yönden gerçekten hani insanların her olayı ilk yaşadığı, hasta yakında o hastalıkla ilk karşılaştığı an, kabullenme dönemi, o hastalığı hani neden ben dediği bir dönem var. Orada Ahmet Beylerle direkt karşılaşıyorlar. Acil böyle bir dezavantajı var ama biz yukarıda serviste çalışıyoruz. Oralarda biraz daha hasta kabullenmiş, dinginleşmiş. En azından acil en ağır ağrısı geçmiş. Ondan sonra bize geldiği için biz biraz daha orada hastayla iletişimde de çok fazla zorlanmıyoruz. Yalnız benim çalıştığım birim kemoterapi olduğu için yani bende hastaların umutsuzlukları daha fazla. Ama ajitasyon da bitmiş. Yani kabullenmiş, bir köşesine çekilmiş. Belki hani insanların ona acımasından artık rahatsız olmuş, kanser hastası olduğu için. Orada aslında daha fazla duygusallaşıyorum ben. Yani onunla konuşmaya, iletişim kurmaya çabalasan da kurmuyor artık. Evet. Yani şiddeti, şunu bunu geçtiniz zaten, sorduğunuzda bile cevap vermek istemiyor. Yani vazgeçmiş. Hani orada daha fazla duygusallaşıyorsunuz. Yani bizim insanımız gerçekten hani şiddete de çok meyilli. Keşke şiddeti daha az basın yayında buradan hani o konuda biraz daha fazla halka mesaj verebilse, her konuda onları konuda eğitebilse, şiddetin daha az olması gerektiği. Ama şiddeti gelip geçiverdiği andan sonrası da bizim insanımızın hani her konuda herkesi bağrına basabilecek de güzel bir yanı var yani. O yönden de hakikaten ben şanslı bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Peki bir de şunu sorayım ben, özür dilerim. Ahmet Bey aslında az önce güzel bir konuya değindi. Mesleğin ailevi yönüne. Aile nasıl yansıyor bu meslek aileye? Aileye, tabii ki aileyle birlikte yaşıyorsunuz hemşireliği. Yani ben bekarken başladım bu mesleğe. Evlendim, çocuklarım da bu meslekte doğdu, ikisi de. Çoğu zaman yani nöbette yaşadığınız her şeyi, bir hastanın bir hastalıkla karşılaştığı ilk anı da evde ister istemez anlatıyorsunuz. Anlatmayayım diyorsunuz ama işte ertesi gün çocuğunuz size soruyor. Anne, dünkü anlattığın amca iyileşti mi artık? Yani iyileşmedi desen üzülecek. Ona artık iyileşti diyor. Bakıyorsun ki etkilenmiş, iyileşti deyip geçiriyorsunuz. Dediği gibi nöbetli bir meslek hakikaten. Yani çoğu şeyi yani şeylerini yaşayamıyorsunuz. Çocuklarınızın ilklerini çoğu zaman yaşayamıyorsunuz. Birinci sınıfa başlıyor, ilk karnesini almaya yanına gitmek istiyorsunuz ama nöbetçiyseniz gidemiyorsunuz. Her zaman için bizde işimiz daha ön planda oluyor ve çocuklar bir süre sonra bunu kabulleniyorlar artık. Yani onlar da diyorlar, onlar da etkileniyorlar. Eğer kimsesiz bir hasta geldi dersen, geleni gideni olmadı, evde böyle anlattıysan, çocuklar ertesi gün o hastayı ziyarete gelmek istiyorlar. Birisi diyor, anne biz sınıfça gelelim mi? Okulda ben öğretmenime söyleyeyim, biz sınıfça gelelim o amcaya veya o teyzeye. Hani bu sefer onlar gerçekten duygusal olarak evet. çok etkileniyorlar. Çoğu zaman anlatmayalım diye gayret etsek de illaki eve yansıtıyoruz her şeyi, her yönden. Ya peki da... Gülseren Hanım, pardon sözünüzü buyurun. Kesiyorum. Gülseren Hanım, kemoterapi bölümündesiniz sanırım. Orada bir umutsuzluk hakim, bir vazgeçmişlik hakim evet. dediniz. Peki bu duygusal ortam size nasıl yansıyor? Sizin psikolojiniz de bir karamsarlığa doğru yöneliyor mu? Ya da sosyal hayatınıza, ev hayatınıza nasıl yansıyor? Ya da bundan etkilenmemek için siz ne yapıyorsunuz? Bundan etkilenmemek için şifa bulan her hasta sizi mutlu ediyor. Evet. Onları zaten yani küçücük bir şifa
ümidini siz kendinize, o hastadan önce kendinize aşılıyorsunuz. Yani evet, iyileşenler de var. Hani niye karamsar oluyorlar ki? Bak, birisi iyileşti. O bir örneği her hastaya anlatıyorsunuz. Evet. Kendinize bile defalarca tekrar ediyorsunuz. Evet. Bu birime geçtikten sonra evde tabii daha az hastaları anlatmaya ve daha az konuşmaya başlıyorsunuz. Çünkü ev halkının hani daha böyle etkilendiği ufak tefek hastalıklar. Bu kemoterapi boyutunda ben kendi babam da lösemiden ve vefat etti. Sonra kendi eşimin annesi akciğer SİHA'dan vefat etti. Bu birimi seçmemdeki esas sebepler onlardı zaten. Burada hani onlar için yapabileceğim her ne varsa yapmak amaçlı bu birimi seçtim. Evet. Şimdi bizim hastanemizde çok yoğun bir birim değil kemoterapi. Şu anda daha onkoloji uzmanımız olmadığı için bizde o kadar, ben eğitime gittiğim hastanede bunu daha çok yaşadım. Orada günde 20-30 kemoterapi, evet, yapılıyordu. Oradaki hastalardaki o vazgeçiş, o umutsuzluk sizi etkiliyor, tabii ki etkiliyor ya, orada ondan sonra evde ve siz hiç eve giderken bu psikolojiden sıyrılmış olmalısınız. Eğer evde durgunsanız çocuklar, anne bugün hastalarınızdan biri gelmedi mi, yoksa ölen mi oldu, bir şey mi oldu, onlar fark ediyor artık, anlatmıyorsunuz ama sizin gözünüzden anlıyorlar. Ne kadar sıyrılıp eve gideyim deseniz de, yani insanız sonuçta, kesinlikle bunu yapamıyoruz yani. Ya da hiç fark ettirmemeye çalışıyorsunuz yani, evet, hani hastanenin kapısından çıktığı anda orada kalması lazım, unutalım. Yoksa gerçekten eve yansıdığı zaman da hep kötü, ya da işte tamam, komik olayların olduğu zamanlar da oluyor ama yoğun bakımda çalıştığınız zaman hani genelde ağır vakalar oluyor. Eğer hep o psikolojiyle olursanız ne çocuğunuza, ne eşinize, ne de diğer sosyal hayatınıza bir faydanız olacak. Onun için bırakıp komik olayları anlatmanızı da bekliyorlar. Yani bazen hastalarla çok komik anılarınız da oluyor. Ben ilk göreve başladığımda, yani ben de çok uzak bir memleketten değilim, Dumlupınarlıyım, çok yakın. Yani ben de köyde büyüdüm. Hani şive olarak bizlerde de farklı şiveler vardır ama en yakın olan yer Afyon olduğu halde. Evet. Yani ilk göreve başladığımda dızık hemşire hanım diye çağırdıklarında ben orada baka kaldım. Hani ne dedi acaba şimdi? Ya bunları falan evde kültür anlatınca farkı çok, yani çok gerçekten köyden köye bile fark ediyor. Yani şehirden şehri bırakın, köyden köye bile fark ediyor. Hastanın zomburtusu tuttu diye bağırıyorlar mesela. Ha, titriyormuş orada. Hani bunu anlaman bayağı zaman alıyor. Sonra hasta yakında anlamadım deyince o da gülüyor. Sen de gülüyorsun. Evde anlatıyorsun, onlar gülüyor. Yani bayağı bir eğlenceli anılar da oluyor aslında. Hasta yakınlarıyla, evet, senin aranda veya hastayla aranda olsun. Bir de insanların sanırım en doğal hali. Evet, hastalık hali ve hastalıkla mücadele eden, yanında refakat, hı-hı, eden insanların en doğal hali. Kesinlikle. Ve konuşma tarzları da, hareketleri de buna yansıyor. Kesinlikle. Tabii. Alışma süreci de sizin için zor olmuştur. Ahmet, evet, Bey sanırım Afyonlu ama. Evet. Yani tayin gelenler birbirine 6 ay sonra sorar zaten, evet, hastanede adet. Afyonlu cayı söktün mü? Yani bu şekilde oluyor. Gerçekten sökene kadar da çoğu şeyi anlayamıyorsunuz. Evet. Ne dedi diye yanındakine. Yanındakine, hani demek kızına diye, soruyorsunuz. Başkasına soruyoruz. Hasta gelip hani biz acilde de onu yaşıyoruz. Böğrüm ağrıyor. Şimdi böğrüm ağrıyor dediğinde doktor da bir bakıyor yani ne demek istedi. Doktorlarda da yaşanıyor. Tabii tabii yani, sıkıntı. Sonra artık ister istemez müdahale ediyorsun. İşte hocam sırtı ağrıyormuş falan diye müdahale ediyorsun. Orada bir dediğiniz gibi hani bir gülüşme oluyor önce. Evet. Hasta da çünkü halk hani, dilini çözme aslında, evet, çok önemli. Döşüm ağrıyor diyor. Döş neresi, ilk önce onu çözmek lazım. Yani müdahale edebilmek için döşün neresi olduğunu çözmek lazım. Şive gerçekten komik anlarımız oluyor yani. Ama şive gerçekten yani tıpta farklı, önemli bir yeri var. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki o zaman ben şunu sorayım. Hemşiresiniz. Siz hasta olduğunuz zaman size kim bakıyor? Hani siz sürekli hastalara bakıyorsunuz, tamam mı? Hani siz hasta olduğunuz zaman size kim bakıyor? Siz başlayın isterseniz Gülsel Hanım. Biz hasta olduğumuz zaman, eğer evde hastaysak zaten ev felç olmuş oluyor. Yani ev hayatı gerçekten, zaten bir evde annenin hasta olması demek, evin felç olması demek. Evet. Eğer diğerleri, hasta olanlara bakan kişi, hemşire olan kişi hastaysa evde, zaten sana bakan hiç kimse olmuyor. Ben o yönde şanslıyım. Alt komşum hemşire, bir serum taktıracaksam, bir ağrı kesici yaptıracaksam hemen onu buluyorum, onunla bu açığı kapatıyorum. Ama onun dışında bir yemeğini yapmak, bir önüne getirmek, hani bunları erkek düşünemiyor çok fazla. Geçenlerde bir ay kadar önce de kendim küçük bir operasyon geçirdim Mavi Hastane'de. Oraya da tek başıma gittim. Hani birisi eğer bir ailenden operasyon olacaksa sen hemşiresin, illa yanında gel. Ben giderken gel, ameliyathaneye de sen girebilir misin yanımda? Hani her şey bekleniyor size senden. Size ihtiyaç duyuluyor. Ama ben kendim ihtiyaç duyduğumda kimseyi aramadım.
Peki aile bireyleri hasta olduğunda onlara da hemşirelik görevini yapıyor musunuz? Hani hem evet. annelik görevi hem de hemşirelik görevini orada yapıyor musunuz? Oğlum o konuda benim çok hassastır. Yani serum takılmadan böyle bir içine hemen ateş düşürücü antibiyotik bir şeyler koyulmadan iyileşemez. Aylık penadür depo penisilin iğnesi vardır. Onu benden başkasına asla yaptırmaz. Hani çoğu hemşire arkadaş çocuğuma dayanamıyorum ben yapamıyorum sen yapar mısın? Hani benim elim titriyor der ama ben o konuda biraz daha ben yapmalıyım. Hani en iyi ben yaparım. Çocuğuma zihniyetim vardır. Hepsinin kendim yaparım. Hani kan alınacaksa da bir herhangi tedavisi varsa da bu konularda ben daha iyi yaparım. Ben daha acıtmadan yaparım gibi geliyor. Zaten şey yapıyorlar. Yani hani benim de kızım var. Anne sen takarsan serum işte taktırırım. İşte sen kan alırsan aldırırım. Böyle hani güven nasıl olsa annem benim evet. canımı acıtmayacak. Ha, biz hasta olduğumuzda da genelde hasta olamıyoruz. Yani hastayız ama genelde ayakta geçiriyoruz. Çünkü annesin, ev hanımısın, eşsin. O evi çevirmek gerekiyor. Dışarıdan ne kadar birisi size gelip bakacak. Bir şekilde birinci gün şöyle öğleye kadar yatsak da ikinci gün ayakta olmak zorundasınız. Bir şekilde öyle Allah'tan çok büyük bir rahatsızlığımız olmadı. Hani gribal enfeksiyon bu tarz rahatsızlıklar ayakta geçiriyoruz ama inşallah kimseye de muhtaç kalmayız daha sonra. Ama esas önemli olan burada şey biz sağlığı çok iyi bildiğimiz için sürekli bu mesleğin içerisinde olduğumuzda en ufak bir kendimizi kötü hissettiğimizde ne direkt tedavisine başlıyoruz. Yani biz o konuda biraz daha şanslıyız. Yani işte grip olacaksak birkaç gün önceden bunu hissettiğimiz anda hemen önlemini alıp işte serumsa, antibiyotikse meyveyse. Onun önlemini alıyoruz. Ya da işte dediği gibi arkadaşım meyveyle takviye edebiliyoruz. Ama evet. vatandaşta böyle bir bilinç olmadığı şans için hani yani şanslıyız biz bu konuda. Diğer insanlara göre biraz daha hafif atlatıyoruz. Şu noktada bir dikkat çekelim yalnız insanlara. Hani siz diyorsunuz biz bilinçliyiz, bu işin eğitimini de aldık, hastalara yardımcı oluyoruz ki kendimiz rahatsızlanacağımız zaman da ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bilerek de bir yol çiziyoruz kendimize diyorsunuz. Son günlerde gündemde olan bir konu da var. Gereksiz ya da yanlış bilinçsiz ilaç kullanımı. Bu konuda da izleyicilerimize uyarılarda bulunursak eğer neler söylemek istersiniz? Şimdi buradaki esas konu şu, hani bilinçsiz ilaç tüketiminde. İnsanlara biz hala anlatamadık. Bir antibiyotiğin içinde 10 tane ilaç çıkıyorsa, doktor bunu 2x1 yazdıysa eğer 5 gün kullanılması gerekiyor bu. Ama şimdi acile özellikle hasta geldiğinde işte enjeksiyon yapalım diyor. Enjeksiyon yapılıyor, reçete yazılıyor ve hasta akşam tekrar geliyor. Doktor bey geçmedi. Evet. Şimdi biz tekrar anlatıyoruz, diyoruz ki 5 gün antibiyotiği kullanman gerekiyor. Tamam diyor, 2 gün kullanıyor. Çok az bir kendini iyi hissettiği anda ilacı kullanmayı kesiyor. Bir de doktoruna başvurmadan evdeki evet. ilaçlarla ya da eczaneden komşusundan ilaç alıyor. Yarısını bırakıyor ki bir dahaki hastalandığında ben bunu kullanırım. Hastanede yatıyorken bile yani. Bunu yapan teyzeler oluyor. Mesela biri diyor dizim ağrıyor, öbürü bir ilaç çıkarıyor ziyarete gelen birisi mesela. Ben diyor şu ilacı verdiler iyi geldi, sen de yazdır. O onun adını alıyor, ben bundan alayım diyor falan. Doktor yani, yazmazsa gidiyor eczaneden kendisi parasıyla almaya alıyor kalkışıyorlar. Falan. Hani aslında akılcı ilaç kullanımı bu. Hani biz en azından hani semptomları biliyoruz, ne iyi gelecek ya da evet, işte kesin. Nasıl kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ama dışarıdaki halk dediğimiz gibi mahallede kendi aralarında konuşurken aynı şikayetler bende de var, ben de senin ilaçtan alayım. İlacın içindeki herhangi bir maddeye tabii bile ki. Alerjisi olduğu zaman büyük yani, problem. Aynı şikayet çok farklı kaynaklardan olabilir. Yani diz ağrısı birinde B12 çok yüksekse dizleri ağrıyabilir. Birine onun için B12 verilmiştir başka bir şekilde. Onda yüksek olduğu halde o onu verir. Yani evet. bir şikayet çok farklı hastalıklardan aynı şikayet ortaya çıkar ama yani ona verilen ilaç diğeriyle kesinlikle aynı değildir. Burada halkımızın doktora danışmadan kesinlikle herkesin kullanmamalı. Herkesin direnci işte neye alerjisi olduğu hani farklı bireyler sonuçta illaki ona iyi gelecek diye diğeri de kullanması gerekmiyor. Evet. Ama işte maalesef halk arasında bu çok fazla. Biz de buradan izleyicilerimize evet. Uyarmış olalım. Doktor kontrolünde hani mutlaka. İnsanlar bir de poşet dolu getiriyor. Yani evde ne var ne yok bütün ilaçları topluyorlar. Evet. Mesela doktor bey bunlar bana iyi geldi bunları yazıyorum mesela. Kesinlikle. Biz de onlarla karşılaşıyoruz çok sürekli. Biz de hasta yattığı zaman daha önce kullandığı ilaçları bir form dolduruyoruz, alıyoruz. O kadar çok çıkarıyor ki aynı etkiye sahip birçok ilaç var. Adı üçünü farklı. Birden alıyor. Mesela şey yapıyor hani birçok hastada böyle fazla miktarda aldığı için
yatıyor. Mesela atıyorum şey, bradikardi oluşuyor. Yani nabzın yavaşlaması oluşuyor çok fazla aynı ilacı içtiği için. Bilmiyor yani, hani sürekli yazdırdığı için bir şeyler farklı farklı. Aynı ilacı aslında bir tane içmesi gerekirken de 3 tane içiyor. Bunda limit yok mu peki? Hani kaç tane ilaç yazabilir bir doktor? Aslında eczaneden bunu günün dolmamış, o etken maddedeki ilacı yeni almışsın diye vermiyorlar. Ama hasta daha önce doktora geliyor, o ilacı alıyor, evde duruyor, 10 gün kullanıyor, 20 bırakıyor. Gününü kullanmıyor, bırakıyor. Sonra tekrar doktora geliyor, aynı ilacın adı farklı olanını alıyor ama etken madde aynı. Bu sefer diyor daha önce şu da vardı benim, o da iyi geliyordu, onu da içeyim, bu yeni verileni de içeyim. Aslında burada ödenmiyor yani, devletin öyle bir sınırlaması var tabii ki, evet. Ama hastanın evde o biriktirdiği ilacı müdahale edemiyorsunuz. Evet. Yani o onu daha önce bırakmış, bu sefer hasta kalp pili takılacak konuma geliyor. Yani sonra bir araştırıyorsunuz ki dijital intox, yani burada bu ilacı çok kullanmış, nabzı düşüren ilacı. Yani aslında kalbinde bir sıkıntı olmuyor, o ilacı kestiğiniz zaman toparlamaya başlıyor yani. Kalp pili takmaya gitmek üzereyken bir sürü şeyler ortaya çıkabiliyor hastalarda. Hani aslında söylediğimiz gibi akılcı ilaç hasta çok tam önemli. İlacı kullanmadan, bitirmeden tekrar ileride lazım olabilir, ihtiyaç olabilir ya da bir yakınıma ihtiyaç olur diye saklıyor. Evet. Onları hastanelere ya da sağlık müdürlüklerine getirip teslim ederlerse hastalarımız, bu konuda hastanelerde bu evde biriken tarihi geçmemiş ilaçlar bir şekilde değerlendirilir. Bunlar da devletin aslında burada israfa giden, hani devletimizin cebinden giden bir para. Hastaya eğer artık gerekli değilse, ilacı değiştirildi ve evde bir sürü belok birikiyor mesela ama artık farklı bir ilaca geçilmiş, o ona iyi gelmemişse eğer, onları evinde biriktirmesinler. Yani onları müdürlüklere ya da hastaneye teslim edebilirler. Eczacısına verebilir. Yani bunu bir şekilde geri dönüşüm olarak iletmeleri gerekiyor. Evde biriken ilaç onlar için hastalandığında şundan belki bir tane içmeliyim dememeli. Belki tarihe bakmayı bilmiyor. Yaşlı birçok hasta var yani. Hani nereden bakılacak tarihe, ya da kutusu kaybolmuş oluyor. Tarihe geçiyor, daha fazla zarar veriyor aslında. Hani artık kesildiyse o ilaç, ellerinden çıkartmaları gerekiyor bir şekilde, ya hastanelere ya da işte sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerine verseler daha yararlı olur. Aslında bu konuyla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Hani sizin aracılığınızla hastaneye bir hasta eğer yakını tarafından getiriliyorsa, o hastayla beraber yaşayan eşi, çocuğu ya da bir yakını, o kişinin hastalığını ya da işte kronik hastalıklarını, kullandıkları ilaçları bilen birinin gelmesi her zaman iyidir. Çünkü defalarca hastalar geliyor, hani ne rahatsızlığı var, kronik bir şey var mı, şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı var mı, ben bilmiyorum. Evet. Bilen biri gelmesi gerekiyor. Yani o konuda yer gelirse... Özellikle kendini ifade edemeyen hastalar. Evet. Tabii tabii yani. Bir de şöyle bir şey oluyor. Biz her hastayı hastaneden taburcu ederken eline evrak veririz. İşte doktorun yazdığı epikrizi, kullanacağı ilaçları, işte raporlarını, ilaç raporlarını falan veririz. Hani anjiyo raporunu falan veririz, CD'sini evet. veririz. Gelirken bir dahaki hastaneye kime gelirsen gel, hangi polikliniğe gelirsen gel, bunları getir deriz. Evet. Ama hiçbir zaman gelmez ve her şey başa döner. Evet. İlk yattığında işte belki o birim kapalıdır. Aynı tetkikler hani, yeniden yapılır. Evet, aynısı tekrar yapılır. Acaba hani bilsek daha çabuk... Yani tedaviye başlanacak. Otomasyon sistemi olduğu için tabii hani ekrandan geriye dönük bilgilerini görebiliyoruz ama çok eskiden bu sorunları çok daha fazla, hasta geçen ay tahlil yaptırmıştır. Yani bu ay tekrar aynı tahlili yaptı. 3 ayda değişmeyen bir sonuçtur aslında. Evet. Hastalar da onu getirmemekte, hani bir daha bakılsın, belki değişmiştir, hani götürmeyeyim, bir daha bakılsın. Aslında 3 ay geçmeden hani ya da farklı bir hastanede oluyor. Mesela özel hastanelerimiz de açıldı artık. İşte şu hastanede şu yapıldı. Getirse mesela en azından göreceğiz, ona göre tedavisi daha evet. çabuk olacak, daha çok yarar sağlayacak. Ama işte hani bu dosyalama sistemimizi yeniden evet. Tabii bana belki daha önce göremedikleri bir şey bu sefer görürler. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, hani böyle de var. Yani bu zihniyetle de yaklaşıyor hastalarımız. Başka bir özel hastanede çekilmiş MR'ı da var, filmi de var. Orayı göremiyorsunuz sistemden siz. Geliyor, onları söylemiyor. Aslında tekrar ışın alması, tekrar o tomografiye girmesi, onun için bir yıl içinde 2'den fazla tomografi mesela evet. çekilmesin denilir ama onlar göstermiyor diyor. Tekrar çekilsin. Belki onun görmediğini burası görür. Ya da şey, yani oradaki tahlillere, röntgene, doktora güvensem size niye geleyim? Öyle söylemler içerisinde oluyorlar. Ama hastalar için kötü. Tekrar tekrar aynı tedaviyi almak zorunda kalıyorlar. Evet. Süreç uzuyor. Kendi sağlıkları açısından kendi sağlığı negatif sonuçlar doğuruyor.
Peki efendim, sohbetimize devam edeceğiz. Yine bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyiciler, reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Sevgili izleyiciler, İşin Ehli programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuklarımız, hemşirelerimiz. Ben sohbetimize dilerseniz Ahmet Bey'le devam etmek istiyorum. Acil serviste çalıştığınız için özellikle size sormak istediğim bir soru var. Üniversite öğrencilerinde ya da üniversiteye ya da liselere hazırlanan hazırlık dönemi öğrencilerinde sınav dönemlerinde acil servise talep artıyor mu? Evet, talep artıyor. Şöyle, özellikle sınav öncelerinde rapor almak için. Evet. Daha dün öğrendim sanırım. Artık devamsızlıklar 10 güne düşürülmüş. Liselerde sanırım. Liselerde raporlar 40 güne çıkartılmış. Bu da evet, bizim yoğunluğumuzun artacağını işaret ediyor. Çünkü herkes rapor almak için acil servise gelecek. Evet. Hani diğer doktorlardan almak biraz daha sıkıntı oluyor ama acildeki daha rahat alınabiliyor diye halk bildiği için. Üniversite öğrencilerinde de işte vize final dönemlerinde özellikle eğer kötü geçtiyse, hani evet, onlar rapordan ziyade kötü geçtiyse, işte konversiyon diye tarif ettiğimiz baygınlık, işte sinirli, ağlama krizleri o şekilde evet, geliyor ve gerçekten yoğunluk oluyor. Yani acile geldiğinde işte yanında arkadaşı varsa ya da kişiyle konuşurken neyin var dediğinde, işte sınavım kötü geçti ya da işte ailemi özledim, arkadaşımı özledim dediğinde, hani kendi aramızda bir doktorla göz göze gelip hani ne yapabiliriz, gidip bunun yerine biz mi sınava girelim ya da gidip öğretmeniyle mi konuşalım, hani acil servisteki bir doktor ya da sağlık memuru, hemşire buna ne yapabilir? Yani kişi çalışmamış, sınavına girmiş, sınavdan kötü not almış ve ağlama krizine giriyor. Evet. Acile geliyor, beni tedavi edin. Hani bunun nasıl bir tedavi şekli olabilir? Duygusal bir süreç sonuçta orası. Yani hani buna bizim yapabileceğimiz bir şey olduğuna inanmıyoruz biz. Ama tabii hastadır, gözlemliyorsun. İşte gerekli iğneler yapıldıktan sonra bir 10-15 dakika sonra ben iyileştim deyip gidiyorlar ama o esnada gerçekten hasta olan ya da acile gerçekten müracaat eden hastalar ister istemez onların yüzünden eksik vakit ya da tam bekleme, yani tedavisini alamadığı oluyor, vakit ayrılamadığı oluyor. Bu tür sıkıntılar oluyor ama maalesef öğrenci psikolojisidir. Evet. Bunun da önüne geçilebileceğine inanmıyoruz peki. Evet. Peki Ayşe Hanım, size de bir şey sormak istiyorum. Yoğun bakım servisindeydiniz. Yoğun bakım servisi de öyle bir servis ki bildiğim kadarıyla özellikle hijyen koşullarına çok fazla dikkat edilmesi kesinlikle gereken bir servis. Ki yoğun bakımda kalan hastaların yakınları da özellikle hastalarını çok görmek isterler, yanlarına evet, girmek isterler vesaire. Bu tür durumlarla karşılaştığınız oldu mu? Daha çok tepki gördüğünüz ya da evet, daha çok üzüntü duyduğunuz herhangi bir anınız var mı? Onu alalım size. Genelde yoğun bakımda çalışmanın en sıkıntılı olduğu taraf burasıdır. Evet. Hastaya bakmak, hastaya ihtiyaçlarını gidermek bizi çok fazla yormaz ama kapıda ziyaretçisinin ısrarlarıyla, işte biz de en fazla uzaktan geldim, İzmir'den geldim, İstanbul'dan geldim, işte görmem gerekiyor. Şöyle bir duygusallık da yaşıyoruz. Hani sonuçta içeride yatan annesi, babası, işte dedesin yakın, kendisini yakın hissettiği birisi ve biz de burada işte hani ya görse acaba nasıl olur diye düşünüyoruz ama girdiği zaman da hastanın işte nabzı hızlanıyor, ağlama krizine evet, giriyor, mutlaka problem yaşıyor. Kesinlikle giremezsin diyoruz ama bu sefer de hani hep biz kötü evet, hemşireyiz. İşte bizde hiç vicdan, sizde hiç vicdan yok mu derler mesela. Ama girdiği zaman da hastayı ciddi bakımdan, geçen aylarda bir nöbetimde bir buranın bir ilçesinden hasta yattı. Daha sonra ihtiyaçları olur, hastanın ihtiyaç listesini verdik. Getiren kişi de annesiyle uzun süre görüşmeyen, küs olan bir oğluymuş. Evet. Annesi onu görür görmez sinir krizi geçirdi. Evet. Yani onun için de yapmamamız dedim, o an düşünmediğimiz, hani sakinleştirici ilaçlar yapmak zorunda kaldık falan. Hani bu tarz şeyler de oluyor. Hani hastaneye yatırdım, ben artık ne olur ne olmaz, belki buradan çıkar çıkamaz deyip, evet, görmek isteyip yatan hastanın da moralini bozan ziyaretçilerimiz de çok oluyor. Peki Ayşe Hanım, bunun tam tersi oluyor mu? Mesela yoğun bakımda yatıp da ziyaretçisi ona geldiği zaman durumu daha iyiye giden, mucizevi etkiler gösteren
Bir, çünkü sevginin gücü de bir yerde kesinlikle, sanırım. Kesinlikle, hani yalnız olduğunu hissediyor, beni buraya atıp gittiler düşüncesi evet. de oluyor. Ama işte hani bunun ne yapılabilir? Belki yoğun bakımları hastalarını ve bir kamera sistemi olabilir, geldiklerini görecek bir sistem olabilir. Ama dediğimiz gibi dışarıdan o gelen insanın sağlık durumunu bilmiyoruz. Evet. Belki bulaşıcı hijyen işte kuralları. Hijyen kuralları önemli. Çok, çünkü yoğun bakım demek hayatı hani çok risk büyük risk altında evet. olan bir hasta demek. Zaten hani her tarafta bütün yoğun bakımlarda bir ziyaret, yani tek kişi girebilecek şekilde bir ziyaret ortamı oluşturulur. Ya da işte görüntülü sistem olabilir. Evet. Ama hani şöyle bir şey olmuştu. Bu da çok etkilendiğim benim bir anımdır. Bizim hastanede çalışan bir arkadaşımızın babası solunum ailesi dediğimiz solunumu durdu. İşte uğraştık, tabii kalbi de duruyor akabinde falan. Uğraştık, artık arkadaş girdi, tamam bırakın artık dedi. Hani biz başın sağ olsun bile dedik. Ama babasına dokunduğu an kalp ritmi tekrar çalışmıyor. Evet. Yani mucizevi bir olaydır benim için. Sevginin çok, gücüdür kesinlikle, mutlaka. Çok bu da kanıtlanmış bir şey. Evet, çok etkilendiğim bir olaydır. Yani hala nasıl böyle bir şey olabilir diye düşündüğüm bir şeydir. Evet. Daha sonra öğrendik ki kızını çok seviyormuş. Yani o kızı onun için çok farklıymış. Sevginin gücü gerçekten. Hani şimdiye kadar ilk defa yaşadığım ve tek yaşadığım bir olay. Ama her zaman olmuyor tabii. Bu bir istisna. Yani dışarıda yakınlarınız dediğimiz zaman bile onlar içeride kendilerini güvende hissediyorlar. İşte evet. oğlun dışarıda sana selam söyledi, burada olduğumu bilsin dedi diyorsunuz. O bile onları rahatlatıyor. Olmasa bile hissediyor. Seni aradı, bak selamı var dediğimiz zaman, ha aradı mı deyip mesela yani. Mutlu olan da oluyor. Evet. Hasta olunca insanlar biraz daha ilgi ve sevgi bekliyorlar. Evet. İlk yattığı günkü nöbetçi hemşireyi 3 gün sonra tekrar gördüğünde bile mutlu oluyor insanlar. Ona o gün, o zor anında ona bağlanmış oluyor zaten. Ertesi günkü hemşirelerde falan daha rahat dönemiyor. O zor anında ona yardımcı olan hemşireyi eğer tekrar gördüğünde, ay kızım sen mi geldin? Kaç gündür gözlerim seni arıyor. Oysa hani bir bağın yoktur. Sadece ilk o dar anında sen onun elinden tutmuşsundur. Onu bile yani unutmuyorlar. 3 gün boyunca senin yolunu da gözlüyorlar. Evet. Nöbetin bir daha ne zaman gelecek acaba diye. Peki şöyle bir söylem var. Hani her işi hemşireler yapar ancak doktorlar kadar değer görmez tarzında böyle bir söylem var. Siz buna katılıyor musunuz mesela? Hayır, aslında bu hemşirelik ya da doktorluk bir ekip işidir. Hemşire olmadan doktor da işini yapamaz. Sadece ilacı yazıp gitmekle hastaya uygulama da olmaz. Doktor olmadan hemşire kendi başına ilacı yazıp hastaya da uygulayamaz. Burada bir ekip çalışması vardır. Bizde yani sadece doktor hemşire değil, oradaki temizlik görevlisinin bile hastane için çok büyük değeri vardır. O yüzden hani herkes hak ettiği değeri aslında kendi kazanır. Yani bir yerde değeri kendin de kazanıyorsun. Yani ben halktan değer görmediğimiz konusunda öyle bir inançta değilim. Bilmiyorum, insanımız gerçekten değer veriyor, takdir ediyor. Belki çok bunaldığı bir anda sana kızabiliyor, işte laf da söyleyebiliyor ama arkasını dönüp düşündüğünde ya yavrum kusura bakma demin ben biraz gergindim de diyebiliyor. Hani burada doktoru biraz daha az gördüğü için belki hani o geldiğinde biraz daha işte şey yapıyor, ona farklı davranıyor. Sen 24 saat onunla berabersin. Sen her anını, sinirli anını da yaşıyorsun, onun gergin anını da yaşıyorsun. Ama sonra sevecen anını da yaşıyorsun. Yani biz bir dönem hastanede bir temizlik personeli eksikliği yaşadığımızda bile bir sürü sıkıntı çekildi yani. Bu onların da çok büyük değeri var hastanede. Sekreteri de ayrı, yani girişleri, kayıtları yapan temizlikçisinin yeri ayrı, hemşiresinin yeri ayrı, doktorunun yeri ayrı. Yani burada hasta bir ekip işi. Yani. Kesinlikle. Yani burada ayrı tek başımıza hiçbir iş yapamayız hiçbirimiz. Hepimiz bir ekip olarak, ekibin birer parçaları olarak çalışıyoruz yani aslında. Hastalar da bu ekibin içinde bizim evet. için. Evet. Hasta düşünen yok sanırım aranızda değil mi? Çünkü hasta olmasa biz olmayız. Ya doktor yüzden... olmasa da yani biz ne yapacağız tek başımıza? Ya da doktor tedavisini verecek, uygulayacak kimse ve takip edecek kimse olmayınca da hiçbir anlamı kazanmıyor yani. Çok eskiden doktorlar çok daha azken veya biraz daha herhalde o dönemlerde yaşanıyormuş belki ama şimdi gerçekten hani doktorlarımız da bize kendi doktor arkadaşı gibi, onlar da bize saygı gösteriyor. Bizim de onlara karşı aynı şekilde karşılıklı sevgi saygı ilişkisi, burada hasta da aynı. Onlardan da yani hak ettiğimiz değeri görmüyoruz diye bir şey yok kesinlikle. Ya şöyle bir şey var.
Sözünüzü kestim. Şimdi doktor ameliyatını yapar, hastayı servise çıkartır ya da yoğun bakıma çıkartır. Düzenli tansiyon takibi olmazsa aldığı çıkardığı sıvı işte birçok şeyleri gözlemlemezse, hastanın bazı rutin takiplerini gözlemlemezse, hastanın tansiyonu düşüyorsa eğer, bu bir kanamanın olduğu işaretidir. Evet. Bundan doktorun haberi olmazsa, hani doktor çok mükemmel bir ameliyat yapmıştır ama hemşire takip etmezse evet. bunu artık herkes bilincinde olduğu için hani kimse bize o şekilde de davranmıyor. Hastalar da o yapıyor, bırakıp gidiyor, kızım biz size kalıyoruz gene, biz size emanetiz. Yani. Zaten hani onu da diyorlar işin zaten. Maneviyat açısında bu noktada hastalarla birebir yüz yüze görüşen, onları takip eden, gerektiği yerde onlara psikolojik açıdan da destek olan kişiler sizlersiniz. Bir aile gibi şöyle düşünün, hani çocuk babadan biraz daha çekinir, biraz daha saygı vardır arada. Anneye hani yüzü yumuşaktır, her anneyi şeyi söyler. Her gün görür. Hani öyle biz annesi gibi sürekli onlarla birlikteyiz. Babadan biraz tabii ki hani biraz daha çekinirler. Arkadan konuşur hastalar, işte doktor şöyle, doktor böyle falan. İşte niye gelmedi, niye bana bakmadı, neden şu ilacı yazmadı. Sonra geldiği zaman da ben senden çok memnunum evladım dediği anlar da olur. Evet. Hani böyle babanın arkadan da konuşuruz ama çok severiz. Öyle bir şey yani. Peki hiç hastalarınızla arkadaş oluyor musunuz? Yani atıyorum hasta iyileşti. Bundan sonra da hani görüşmeye başlıyor musunuz? Böyle bir aile ilişkileri falan. Ben yeni mezunken, ben lise yıllarında annemi kaybettim. Annemin ismi Lütfiye'ydi ve yeni mezunken Lütfiye isminde bir genç kız benim hastamdı. Solunum sıkıntısı yaşayan çok ağır bir hastaydı. Ve ben ona her nöbetimde kitaplar götürüyordum. Onunla her nöbetimde farklı ilgileniyordum. Ve sonra ben nişanlandığım dönemde o kızımızın annesi eşimin akrabasıymış zaten. İşte Kütahyalı bir hemşireyle işte nişanlandı oğlum falan diye kayınvaliden bahsedince, aa o bizim kızımız hemşiredir. O sonra Lütfiye'nin ölmüş olduğunu, o zaman ölmemişti ama 6 ay bir sene sonra vefat etmiş. Ve hala o teyze benim çocuklarımla, ben bunların anneannesiyim. Öyle yaklaşır. Yani bir yere gideceğimde, nöbete gideceğimde çocuğuma bakılacaksa kayınvalidemden önce o atlar. Benim annem olmadığını falan o yıllardan bildiği için. Hayır, ben onların anneannesiyim, bana getireceksin. Onlar bana kız, şey, senin annenle benim kızım aynı kadere oldular. Onlar benim torunlarım. Hep öyle yaklaşırdı. Yıllarca da hala o teyzemle görüşürüm yani. Benim de şöyle arkadaşlık olarak değildi. Öğrencilik dönemimde ebe mezunuyuz biz. Hani ebelik okulunda okumuştuk. İkiz doğum yaptırmıştım. Yıllar sonra bir 6 yaşındayken falan benim telefonumu bulmuşlar. Aradılar, bak işte çocukların büyüdü, hani bu şekilde geri dönüşler duyuyoruz. O zaman çok mutlu oluyoruz tabii, hani biz de inanamıyoruz. Güzel şeyler yaşıyoruz tabii ki. Hastaneye tekrar yattığında gelip seni bulurlar. Başka serviste de yatmış olsa, eğer yıllar önce senin servisinde yattı ve senin ilginden memnunsa arar, bulur, gelir. Aynı yerde duruyor musun? İşte veya sonra peşini bulur, o servise gelir. Nereye gitti? Hangi serviste seni bulur? İşte biz kaç senedir hep seni anlatıyoruz, şöyle yapıyoruz. Hastaneye gelince hemen aklımıza sen geldin de bir bulalım dedik. Yani gerçekten bu tür dönüşler almak güzel, meslek adına insanı duygulandıran. Peki şunu sorayım ben. Bir bayan hemşire ya da bir erkek hemşire olarak sizin en zorlandığınız anlar nelerdir? En zora düştüğünüz, ben mesela şunu yaparken hiç yapasım gelmiyor dediğiniz bir şeyler var mı? Mesela? Vefat eden bir hastanın yakınlarına beklenmeden haber vermek benim en çok yani hani o başınız sağ olsun denilebiliyor sadece, başka da ağlıyor karşımdaki sözün kişi. Bittiği bir, sözün oluyor. Bittiği yer yani hani onu hiçbir şekilde teselli o zaman edemiyorsun. Hani bu benim en çok zorlandığım şeydir. Zaten artık hani doktorlarımız yapıyor ama geçmiş yıllara baktığımız zaman budur yani. Peki o zaman programımızın aslında yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sonuna doğru geldiğimizde anılarla bitirelim istiyorum. Biliyorum ki gün içerisinde birçok sıkıntıyla, birçok hastayla karşılaşıyorsunuz. Birçok anılarınız oluyor. Hiç unutamadığınız anılarınız nelerdir mesela? Sizden başlayalım Gülsel Hanım isterseniz. Benim hiç unutamadığım ve beni çok etkileyen bir anım, yıllar önce hasta odalarında buzdolapları yokken hastalardan yiyecek toplamak diye bir şeyimiz vardı. Yani o böcek yapar, hani buzdolabı yok bozulur, toplamamız lazım, ziyaretçiniz geri götürsün onları diye. Hasta odalarını dolaşıp yiyecek olan var mı diye birkaç odaya sorduktan sonra çok yaşlı bir amcanın eline bir tane muz alıp,
kızım şunu yiyeyim diye saklamıştım ama sen daha çok acıktınsa sana getirdim. Sen ye bari diye getirip kapıda onu bana vermeye çalıştı. Benim çok duygusal, beni çok etkileyen bir anımdır yani. Bu şekilde ben orada o yiyecekleri toplayıp hani onlardan almayı düşünürken o bana bir tane muzu paylaşmaya gelmesi gerçekten insanımızın büyüklüğünü gösteriyor orada. Kesinlikle. Benim de daha farklı bir anım. Bir hasta yine kalbi durmuştu. Kalp masajı falan yaptık ama çok uğraştık. Yani uğraşırken de tabii zayıf ve yaşlı kadınların kemikleri çok kırılgan olduğu için göğüs kafesindeki kemik kırıldı ama hani o düzelebilecek bir şey. Sonuçta hayata geri döndürdük. Daha sonra vizit anında doktorumuzla dolaşıyoruz. İşte benim göğsüm ağrıyor, başından geçenlerden habersiz tabii o an Selik onda. İşte benim işte buralarım çok ağrıyor diye sürekli serzenişte bulunuyor. Doktorumuz da döndü, senin göğsünü bak bu yaptı dedi, beni gösterdi. Bana o çok büyük şey yapmıştı, beddua etmişti işte neden beni böyle yaptın falan. Aslında hani o anı hatırlamıyor hasta. O bayağı şey yapmıştı, beni çok etkilemişti yani. Üzüldünüz aslında, tabii. Tabii üzüldüm. Yani hani durumu sen, anlatabilseydiniz. İşte anlatamıyorsun da hani sen işte kalbin durdu geri geldi. O an mesela onun canı acıyor. Çok evet. Büyük acıyor. Onu hissediyor. Sen yaptın beni falan bu şekilde diye bayağı kızmıştı bana. Ama tabii biz de güldük geçtik, şey yapma üzerine durmadık. Öyle o anı hatırlamıyor ama siz onun için neler yapmış oluyorsunuz. Evet. Öyle. Peki Ahmet Bey, sizin anılarınızı şimdi ben de İzmir'de çalışıyorum. İşte 2008 yılıydı sanırım. Doğu kökenli Iğdır ya da Kars yöresinden bir teyze var. Yaşlı bir teyze. İşte tiroidsa, guatr'dan ameliyat olması gerekiyor. Tetkikleri falan yapıldı. İşte ertesi gün ameliyata girecek sabah. Hazırlıklar yapıldı. Doktor sabah vizit atıyor. İşte hasta ve hasta yakın dedi ki hani bu ameliyatın riski, komplikasyonları nedir? Doktor bey işte çok fazla bir riskin olmadığı, oradaki nodüllerin alınacağı ama küçük de olsa ses kısıklığı ya da ömür boyu sesini kaybedebileceğini söylediği anda teyze ben ameliyat olmaktan vazgeçtim dedi. Doktor bey işte risklerini anlattı, kanserden ölebileceğini falan. Hani kanserden ölmek önemli değil ama bundan sonraki hayatımın kalan kısmında eşime ve çocuklarıma sesimle seslenemeyeceksem, sesimi duyuramayacaksam yaşamanın bir anlamı yok dedi ve hasta kendi isteğiyle taburcu olup gitmişti. Evet. Hiçbir şekilde ikna edilemedi yani. Ben ölürüm ama sesimden vazgeçemem. Sonuçta çocuklarıma ve eşime seslenemedikten sonra dedi. Biz çok şaşırmıştık ve çok etkilemişti beni. Yani bir insan için bu kadar hayatından daha önemli bir şey. Peki efendim, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Nail, ekleyeceğim bir şey, soracağım bir şey varsa. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Mesleğinizin ilk gününü hatırlıyor musunuz? İlk başladığınız hemşirelik gününü hatırlıyor musunuz? Evet. Neler hissettiniz o gün mesela? Kısaca bunu da alalım, ondan sonra bitirelim. Çok yabancı bir ortam. Tamamen farklı. Bir de çok küçük yaşlarda başlamıştık, dediğimiz gibi 18 yaşımızda. Ve biz o yıllarda Ayşe de ben de gündüz üniversite öğrencisiydik. Gece nöbetlere kalıyorduk. Gece çalışarak başladık meslek hayatını. Orada geliyorsun, hani tabii ki bizi direkt nöbetlere koymuyorlar. Başka bir hemşire arkadaşın refakatında bir ay çalışıyorsunuz. Onunla birlikte servisin işleyişini, prosedürünü görüyorsunuz. Yani onun böyle şeyi, abla arkasında gezişimi, böyle yemeğe gideceğim, karnım acıktı, onlar oturuyorlar, onlar acıkmıyorlar, ben yemeğe nereye gidiliyor onu bile bilmiyorsunuz. Onlardan bekliyorsunuz ki hadi gidelim yemek yiyelim falan desinler diye ortamdaki büyüklerinizden. Öyle çocuk gibi orada, öyle onlar ne derse onu yapmak şeklinde beklediğimi hatırlıyorum yani o gün. Peki ilk müdahalenizi hatırlıyor musunuz? Ya da ilk vurduğunuz iğneyi hatırlıyor musunuz mesela? Hani... Onu öğrencilik yıllarımızda birbirimize yaptık ilk iğneleri biz sınıfta. Evet. Eğer yaptırmayan, korkan arkadaş varsa sözlü notunu sıfır alacağı için hiç kimse korkmadan birbirine yatıp iğneyi de yaptırıyordu. Damar yolu da açtık birbirimize, midemizi de yıkadık. İlk nazogastrik sondayı dahi burnumuzdan birbirimize taktık. Yani ilk hastanız siz oldunuz. İlk hastamız birbirimizin hastası olduk. Hani hastalar hep sanıyor ki öğrenciler bizde öğreniyor. Aslında değil, sınıfta birbirlerinde bir öğreniyorlar. Hastalar ikinci hastaları olmuş oluyor illaki. Çünkü hiçbir zaman hani öyle hiçbir şey bilmeyen bir öğrenciyi getirip de ortamda hastanın birini ona hadi gel de buna yap denilmiyor. Birbirimize yaparak öğrendik. Aslında arkadaşına müdahale ederken arkadaşın da sana müdahale edeceğini bildiğin için
daha özen gösterirsin. Yani ve sıra her var hastayı orada. Bundan sonraki süreçte öyle düşünürsün. Yani empati kurarsın evet, psikolojik anlamında. Psikolojik açıdan evet. Çok da önemli. O gün o gün sen ne yaşadıysan onlar uygulanırken ondan sonra hayatın boyunca da bir hastanın onları yaşadığını da unutmuyorsun. Aslında çok güzel bir uygulama. Evet. Hepimiz birbirimize evet. Biz bu uygulamayı yaparak öğrendik. Gerçekten de iyi olmuş. Öğretmenlerimize o zaman çok kızmıştık ama hani niye bize yaptırıyorsunuz diye. Evet. Güzel olmuş. Peki sizin paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı efendim? İlk gün mesela. İlk gününüz. Tüm anılarımızı ve sohbet anında paylaştığınız için şu an. İlk gününüz, ilk müdahaleniz, işte aklınızda kalan, ilk mesleğinizin ilk dönemlerinde. İlk nöbetlerimde böyle ilk yılımda, mesleğimin ilk yılında 22 yaşında tren kazasından vefat eden bir hastam vardı ve o beni çok etkilemişti. Bundan 15 yıl sonra çok samimi bir arkadaşımla konuşurken, o anımı anlatırken onun akrabasıymış olduğunu öğrendim o kişinin. Fatoş'un bizim yani akrabası. Hayat tesadüflerle dolu ve ben orada o hastanın son sözlerini, son söylediklerini hani sürekli arkadaşıma anlattığımda onun gözleri doldu ve sonra o benim akrabamdı. Hani kuzeni ya da öyle bir şeymiş. Evet. Hani ya yıllar sonra onun ölürken yanında olan hani ona son anlarında hani destek olan kişinin benim yakın bir arkadaşım çıkabileceği hiç aklıma gelmezdi diye. Bir anı yaşamıştım yani o şekilde. Benim de mesela İzmir'de çalışıyorum o zaman mesleğin daha ilk günlerindeyim. Yaşlı bir teyze vardı. Teyze mide kanseri. Umutsuz bir vaka. İşte yaklaşık 3-4 aylık bir dönemi kalmış. Son döneminde artık. Hiç unutmuyorum Sevda diye bir hemşire arkadaş var. İşte onun yanına refakat diye verdiler bana. Çünkü ben 98 yılı mezunu ve 2007'de atandım. Yaklaşık 9 yıl ara verdikten sonra. Şimdi damar yolu açmayı biliyorsun ama yıllar olmuş açmamışsın, iğne yapmamışsın. Hiç unutmuyorum şimdi o teyzenin yanına gittik, damar yolu yenilenecek. Sevda Hanım branülü aldı, takarken işte bu arkadaş yeni başladı diye tanıştırdı beni. Sevda sen bırakır mısın arkadaş damar yolunu açsın dedi. Dedim yani ben teyze hiç açmadım bak yıllar geçti falan. Olsun dedi öğrenirsin dedi. Sonra Sevda bana damar yolunu açtırmadı, Sevda açtı. Aradan 10-15 dakika geçti, zil çalıyor, işte kadının odasına gittik, damar yolunu yeniler misiniz, işte Ahmet yenilecek ve yaklaşık 3 ay boyunca, mübalağa etmiyorum, 3 ay boyunca benim her nöbetimde kadın damar yolunu, tabii sonradan öğrendik, eşi söyledi, yine evet ilaç gittikten sonra bir 5-10 dakika sonra çıkartıyormuş, işte Ahmet oğlum öğrensin, kusura bakmayın, işte çıktı, takar mısın ve 3 ay boyunca kendi kendine deneme yöntemiyle bana öğrettiğine inanıyorum. Yani ben ve en son dedim ki hani teyze neden böyle bir şey yaptı? Sonuçta dedi ben umutsuz bir vakayım. Senin daha önünde uzun bir meslek hayatın var. Ben de öğrensen daha iyi olur dedi ve çok etkilenmiştim mesela. Hiç gerçekten unutmuyorum çok o teyzeyi. Etkileyici. Kesinlikle. Çok güzel. Çok büyük fedakarlık. Evet. Ve iğne yaptıracak ilaç işte serumdur her şeyini bana yaptırırdı. Evet. Direkt söylerdi yani Ahmet gelsin derdi ve hiç çekinmez yani hiç bir günden bir güne de canım yandı ya da o oldu bu oldu hiçbir şey demedi. Peki efendim teşekkür ederiz programımıza renk kattınız. Biz İşin teşekkür ederiz. İşin ehli olarak katıldınız. Mesleğinizin artılarını eksilerini konuştuk. Stüdyomuza konuk oldunuz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili akşamlar. İzleyiciler, bir işin ehli programının daha sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Aynı saatte. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Gelecek hafta görüşmek üzere.